Merhaba arkadaşlar, Metin 2TR Kehribar'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi envanterimizde 28,5 hem para var. Gümüş okeyleri sattım ama gümüş okeyleri 10K falan karına sattım. Yani fiyatlarını düşürdüm ben sonradan. En azından bu seferlik bir zararımız olmadı. Şu anki fiyatlarını da göstereyim zaten. İyi ki satmışız o fiyata. Yoksa şimdi biraz daha fiyatı inmiş olacaktı. Ve bunun yanında tabii ben Antigua Grain'e falan da aldım. Onları göstermedim çünkü videoya daha yeni girdiğim için. Bugün içinde 3 tane Antigua Grain aldım arkadaşlar. 2 tanesini 3,5M'den aldım. Bir tanesini de 3,600'den aldım. Hepsini 4,200'den sattım tanesi olacak şekilde. Güzel bir kar ettik oradan da. Şimdi yine bir şeyler almaya başlayacağız ama öncelikle bugünün bir tombalası vardı. Onları beraber oynayalım. Bugünün tombalasında da büyülü metal var. Bakalım gelecek mi o bize. Büyük ihtimal gelmez ama altın ot verdi. Bu altın ot da ileride büyük ihtimal yarayacak bize. Çünkü bu Yohara'da işe yarayan özütleri yapmak için kullanılıyor büyük ihtimal. O yüzden şu an bir işimize yaramaz bizim. İkinciyi açtım. 10 tane mor iksir büyük. Hep güzel ödüller veriyor diye gösteriyor ama tabii ki de çok işimize yarayan şeyler değil. Yeşil iksir büyük verdi 10 tane. Bu da güzel. Bir daha açalım. Şans simgesi. Hadi bir tane daha ver. Bir tane daha alır mıyız? 6 gene diye paketi. Tamam, bu olabilir. Süs taşı yine verdi. Yedinciyi açtım. Mor iksir. Sürekli iksirlerden gidiyoruz. Bir tane vermedi. Bir tane şans simgesi verseydi iyiydi. Süs taşı verdi yine. Hadi sonuncu istiri diye verdi bundan da. Alamadık şans simgesini. Yarınki biletleri de zaten almıştım. Altıgeni yine açalım bakalım ne çıkacak. Mavi iksir orta çıktı. Tanesi 400K'dan da 9 tane gümüş okey alıyoruz. Hayırlı olsun. Bugünkü biyoloğumuzu da verelim. Bakalım geçecek mi? Tıkladım direkt. Çürümüş dedi yine. İkinci kez yaktık. Yayı da 2M'e indirmiştim. O da satılmış. Yayın parasını bir üstümüze alalım. 26.956 var. Yani 27 sayılır. Şunları bir ayıralım. Pazara koyalım. Şöyle bir tane daha gümüş okey alıyorum 400K'dan. Burada da 4M'e bir grene buldum. Buradan 200K da olsa bir karımız olacak en azından. Bir tane daha gümüş okey alıyorum. Bir arkadaşımızdan da 7 tane alıyoruz. 2M 800K'yı koydum. Hayırlı olsun. Bir arkadaştan da 5 adet alıyorum. Yine 400K'dan 12 adet topladım arkadaşlar. 4M'de bir tane safir çektim arkadaşlar. Normal fiyatı 4.800. Bakalım satabileceğiz mi? 4.5'a, 4.600'e ya da 4.800'e de satabiliriz. Bir tane daha gümüş okey alıyorum. Şöyle 4.800'e de safiri koydum arkadaşlar. Gümüşleri de 450'den koydum. Şu anki fiyatları böyle değil ama artacaktır bence. Pazarımızı da tekrardan etkinleştirelim. Dursun böyle. Grenamız da satılmış arkadaşlar bu arada. Şu parayı da üstümüze alalım öyle kalsın. Safirleri yine bizden ucuza koyanlar olmuş ama biz her türlü kârdayız. Biraz daha beklesin böyle, ona göre fiyatını ayarlarız zaten. 8 tane daha gümüş okey alıyorum. Mouse bazen 2 kere tıkladığı için yanlışlıkla bir tane açtım arkadaşlar. Ondan da 500K çıktı zaten, parasını çıkardı güzel. Elimde bir tane artı altı bambu derisi ayakkabı vardı. Bakalım bu da artı 7'yi geçecek mi? Öylesine bir deneyelim bakalım. Yan da bu da. 3 tane daha gümüş okey alıyorum. Bu arada koyduğumuz safir de satılmış arkadaşlar. 4M 752K gelmiş buradan da. Üstümüze alalım bunu da. Şu an sadece okeylerimiz var pazarda. 5 tane daha gümüş okey alıyorum. 4 tane daha alıyorum şöyle. Şöyle bir tane daha alıyorum. Bu arada pazarımızdan biraz gitmiş arkadaşlar gümüş okeyler. Şu açılan boşlukları tekrardan dolduralım. Pazarımızı da tekrardan etkinleştirelim ve şu parayı da üstümüze alalım. 9M paramız var. Bir arkadaşım da zen vermişti bir tane. Onu da pazara koyalım. 280K'dan koydum. 5 tane daha gümüş okey alıyorum. Yine birkaç tane gitmiş zaten pazarımızdan. 1M 300K para olmuş. Şunları bir dolduralım. Yine bu 1M'i de üstümüze alalım. 3,5M'e grene buldum arkadaşlar. Onu da hemen çektim. Arada böyle şeyler bulmamız güzel oluyor. Bir arkadaşımızın da videoya selam varmış. Aleyküm selam. Buradan ona da selam olsun. 3,750'ye de bir tane antika safir alıyorum. Bunu da satarız. Safirin de fiyatını göstereyim arkadaşlar. 5M olmuş. Biz de bu fiyattan koyarız. Belki gider. Ve yine biraz satışımız olmuş. Şu parayı da bir üstümüze alalım. 4M 200K'mız var. Ve arkadaşlar sandıklarımızın da hepsi satılmış galiba. Şöyle bir bakalım pazarımıza kaç para olmuş. 22,5M para olmuş. Sadece safir duruyor şu anlık. Bu parayı bir üstümüze alalım. 26.800 paramız var. Safir de satarsak 30M'i çok rahat bir şekilde geçiyoruz. Bir tane de altın okey alıyorum 1.150'den. Bunu da 1.350'ye koyalım. Bir sonraki günden merhaba arkadaşlar. Bugün tombalasını oynayalım hemen. Gece kuzgunu varmış 5 günlük. Bakalım çıkacak mı bir şey. Hidra'nın yüzüğü çıktı. Kötü başladık.
50 tane mavi iksir çıktı. Akik çıktı. Bu da kötü herhalde. Bunu açtım. Ametist cevheri çıktı. Hadi iyi bir şey. Bir tane şans simgesi de olur. Sadece şans simgesini versin. Tamam verdi. Güzel. Kor işlenmemiş veriyor burada bir tane. Değiştirelim bakalım ne gelecek. Şöyle güzel bir şey. Tılsım sandığı falan verebilirse güzel olur aslında. Parlak parça sandığı. Ben bunu da değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Belki daha iyi bir şey gelir. Bakalım ne gelecek. Ve güneş özütü orta boy geldi. Bunu yeniden zarlayacağım. Büyük olsaydı belki bir ihtimal ama yine de almazdım herhalde. Bu sefer de istiridye diye 5 tane verdi. Yine çevirelim. Kutsama kağıdı verdi bu sefer. Hep aynı şeyleri veriyor. Çevireceğim bir daha. Yine bir Hidra'nın yüzüğü. Orta bağış belgesi. Yine bir güneş özütü var burada. Kor işlenmemiş. Yine kor işlenmemiş. Galiba diğerlerini getirmek çok zor. Yine bir güneş özütü geldi buradan. Artık bir iki deneme daha yaparız herhalde. İyi bir şey gelirse ufaktan da olsa onu alırız. Bir daha çevirelim. En sonunda gördüğünüz gibi arkadaşlar 76 hep kaldı ve kutsama kağıdına kaldık mecbur. Kutsama kağıdını alıyorum yoksa zarar edeceğiz diye düşündüm. Zaten zararımızı ettik de. Devam edelim bakalım. Şans simgesi verdi bir tane. Artık sevinemiyorum. Bir şey de gelmiyor. İkinci de çıktı bu arada. Üçüncüyü bakalım. Üçüncüyü de verdi. Üçte üç verdi. Çok garip. Bakalım ne verecek. Kor verdi. Yine çevireceğiz mecbur. Bir şey çıkarsa hemen alalım. Silah görünüm fişi artılı çıktı arkadaşlar. Bu güzel bir şeydi galiba. Hemen alalım. 30 günlük silah fişi veriyor zaten de. Fiyatını tam bilmiyorum ne kadardı. Bir bakarız beraber. Yarın ne varmış? Aura'nın ateş runiği varmış. Bunları da alalım. Zaten Aura'nın ateş runiği bizim bir işimize yaramaz ama olsun belki şans simgesi çıkar yine. Yine oynarız. Hepimiz de bitiyor bu arada. Marmara'dan hep almamız lazım. Silah görünüm fişlerini de göstereyim. 2M888K'ya koymuşlar. Ama biz şu anlık satmayız. Zaten Nesna Market deposunda duruyor. 20 tane okeyi 7M'den alıyorum. Şimdi 13 tane daha alacağız. 13 tane daha alıyoruz. Yani toplamda 33 tane almış oluyoruz. 4,5M'i de koydum. Hayırlı olsun. 28 tane gümüş okey alıyorum bir arkadaşımızdan da. Bir tane de altın alacağım. Onu da 1M'e alacağım. Altını da alalım şöyle 1M'den. Hayırlı olsun. 3 tane de dolunay kılıcı alıyorum. Tanesi 400K'dan olacak şekilde. Bunları da bir 500K'dan satarız. Okeylerimizin de hepsini birleştirdim. Toplam 61 tane gümüş okey toplamışız. Bir tane de altın okey var. Yanlışlıkla açmayalım da sonra. 3 tane de dolumuz var. Bunları da pazara koyacağız. Pazarımızda da şu anlık 1M300K var. Bunu bir üstümüze alalım. Antika Sefir'de 4250'ye indirmiştim ama şu anlık alan yok bunu. Bunu bir çekelim. Pazarı uzatacağız şimdi. 3 saati kalmış pazarımızın. Uzaması lazım. Şu bir gün olalı alalım. 2 günlük buradan gelecek. Okeylerin de hepsini ayırdım. Şimdi bir pazara koyalım. Pazarımı da hazırladım arkadaşlar. Gümüşleri 450'den koydum. Şu bir tane altınımız vardı. Onu da 1400'den koydum. Doları 450K'dan koydum. Grenamızda da safirimiz var bir tane. Bunları da koydum. Bakalım satışımız olacak mı? Şöyle bir tane antika grena var arkadaşlar 3.5'a. Bunu almak istiyorum. Hem de parayı biraz bitirmiş olalım ki pazarımız tam olsun. Yine bunu da 4.200'den koydum. Şu an fiyatları böyle değil ama yükselir büyük ihtimal. Satamazsak bile her türlü kârdayız bence. En son gümüş okeyler satılmıştı arkadaşlar. Onları göstermemişim galiba. 18M paramız var envanterimizde. Şu parayı da alalım 6.5M'i. 24M paramız var. Antika grenalar gitmemiş. Safir vardı galiba bir de. Safir gitmiş ama. Bir de ben bir tane hançer aldım. Bunu 6.5M'e aldım. 8M'e de koydum. Belki gider bu da. Şimdi üstüme iki tane grenayı almak istiyorum. Şöyle pazarı yönetleyelim direkt. Tekrardan kuralım. Bu da ilk simya deneyişimiz olsun. Hadi bakalım geçecek mi? Şöyle hop bastım. Güzel geçti arkadaşlar. Buradan güzel bir karımız var. Hatta ev sonu da bayağı iyi gelmiş de. Böyle satılmaz herhalde. Mitsi olması lazım ama yine de güzel. Şöyle fiyatlarını da göstereyim arkadaşlar. 10M bir fiyatı var. Biz de bu fiyata koyarız. Belki 9.5M'e falan koyarız. Buradan bir 2.5M, 3M bir kârımız oldu. Bayağı iyi. Hatta ben de direkt ona koyuyorum. Belki ev sunu yüzünden alabilirler. Çünkü ev sunu güzel geldi. 450K'da bir tane müzevi almıştım. Onu da 600K'dan bir arkadaşımıza satıyorum. Hayırlı olsun. Bende bir tane +4 gümüş bilezik vardı arkadaşlar. Bunu da parayla almıştım. Şöyle bir deneyelim. +6'ya kadar giderse satabiliriz bence. Ya da takabiliriz belli olmaz. Deneyelim 5'e. Güzel 5 oldu. 6 olursa 1M falan ediyordu galiba. 6'ya denedim 6 da oldu arkadaşlar. Çok iyi. Bugün kar ediyoruz. Size de göstereyim şöyle 1M 111K ederi varmış şu anlık. Biz de 1M 50K'ya 1M'e falan koyabiliriz. Buradan da bir tahmini 500-600K bir karımız oldu herhalde.
Ben yine 60 tane gümüş okey almıştım arkadaşlar. Pazarımı da göstereyim şöyle. Pazar komple gitmiş. Yani şuralar falan komple doluydu. Pazarımdaki paraya da hiç bakmadım. Şöyle bir beraber bakmış olalım ha. 27 M var. Parayı da üstümüze alınca 29 M gibi bir para oluyor neredeyse. Zaten bir tane efsanevi Grena'mız vardı. Bu daha çekilecek. Antika Grena'mız vardı. Hançerimiz vardı. Yani 40 M'e çıkabiliyoruz rahat bir şekilde. Güzel. İki tane gümüş okey, bir tane de altın okey alıyorum. 1.950 koydum. Hayırlı olsun. Bu arada arkadaşlar efsanevi Grena'mız da gitmiş. Çok iyi. Bunu yeni gördüm. Hiç görmemiştim satıldığını. Bu parayı da bir üstümüze alalım. 36 M paramız var. Çok güzel. Onlu olarak 4 M buldum arkadaşlar. Bunları da çekeceğim ben şimdi hepsini. Bakalım kaç tane alabileceğiz. Almayı da bitirdim arkadaşlar. 90 adet burada var. 2 tane de bizde vardı zaten. Toplam 92 adet gümüşümüz var. Bunları da 450'den yine pazara koyarız. Bakalım gidecek mi? Bir de pazara sığması da var. Şimdi büyük ihtimal sığmayacak ama bakalım. Pazarı da komple doldurdum arkadaşlar. Size de göstereyim şöyle. 15 tane de boşta gümüş okeyimiz kaldı. Bir tane de altın okey vardı zaten. Onu da kurmadım daha. Akşama doğru belki fiyatları daha çok artar. O zaman satarız. Pazarı da şöyle etkinleştirelim. Bakalım satılacak mı? Bakalım bugünkü bir yolumuz geçecek mi? Şöyle tıkladım. Ork dişine tıkladım. Hadi bakalım bugün geçirsin. Bugün geçirecek mi? Bakalım sonunda 9 tane kaldı. Geçirdi, güzel. At görevini de yapalım bakalım. Bakalım tekte geçecek mi? Tıkladım. Tekte geçti galiba. Güzel 6 seviye oldu artık. Bugünün tombalası da vardı arkadaşlar. Onu da bir oynayalım bakalım neler verecek. 50 tane enerji parçası verdi. Kötü. İnce kumaş verdi. Bu da kötü. Şans simgesi verdi. Güzel. Bakalım elementer koruma taşı verdi. Güç taşı olsa daha iyiydi galiba bu ama olsun, bu da güzeldir. Bakalım süs taşı verdi. Şans simgesi verdi. Hadi son bir tane daha. Ametist cevheri verdi. Şans simgesi verdi bir tane daha. Bakalım ne verecek bize. Şans simgesi ödülünün yumurta kutusu diyor arkadaşlar. Bence bunu direkt alalım. Bu güzel bir şey olabilir. Maymun yumurtası çıkıyor muydu acaba? İnşallah maymun yumurtası çıkmıyordur. Maymun yumurtası da çıkabiliyormuş galiba. Olsun bir açarız. Şu son ikisini de bir kullanalım. Ne çıktı burada? 10 tane mor iksir. Bu da güzeldir. İstiridye çıktı. Yarınki ödülümüz neymiş? Bakalım 500 ev kuponuymuş arkadaşlar. Direkt bunları da almaya başlayalım. Bu arada Marmara'da da ben 2000 ev kuponu aldım. Onları daha kullanmadım ama beraber kullanırız zaten. Gösteririm onu da. Hepimiz zaten 46 kalmıştı. Hep lazımdı. İyi oldu. Bir de 500 ev çıkarsa daha iyi olacak. Yumurtayı veriyormuş arkadaşlar. Başı da vermiş. Bunu bir alalım o zaman envanterimize. Kendimiz kullanırız. Etimizi de yumurtadan çıkaralım bakalım. Öncelikle kaç skill ve kaç EP başlamış? İnşallah 3 skilldir direkt. Şöyle bakıyorum. 2 skill çıkmış ama günü bence gayet iyi. EP'si de iyi. Tip 6 olursa kullanabiliriz. Bizi biraz idare eder. Bakalım tipine. Tip kaçmış? Tip 3 çıktı maalesef. Ama dursun, yanımızda gezer en azından. Birkaç tane de gümüş okey açalım dedim arkadaşlar. Öyle eğlencesini açmış olalım. Bakalım neler çıkacak. Genç Pet kitabı çıktı. Tabii en kötüsüyle başladık. Yang çıktı. Güzel. Kendi parasını çıkardı. Hatta daha fazlasını çıkardı. Bakalım Yabani Pet kitabı çıktı. Kötü. İstiri de çıktı. Bu da kötü. Eskirim broşürü. Bu da kötü. Yang çıktı. Güzel. Bu Yang güzel. Zen fasulye çıktı. Bu idare eder. Yarısını falan çıkarıyor. Eskirim broşürü çıktı yine. Yine bir eskirim broşürü. Genç Pet kitabı çıktı. Kor değerli çıktı. Kor değerli çok iyi. Genç Pet kitabı çıktı. Yang çıktı. Kor soylu. Bu da çok güzel. Maymun yumurtası çıktı bir de. Güzel. Bunları bir açacağız. Önce maymunu bir açalım. Maymun zaten tip 6 olsa bile bir günlükmüş. Kötü yani. Direkt buna yediririz. Şimdi önemli olan korlar. Bakalım ne çıkacak. Açtım. İşlenmemiş safir. Değerliden ne gelecek? Açtım. Antika elmas çıktı. Çok güzel. Zarar olabilirdik. Direkt kurtardık. O zaman altını da açmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım genç pet kitabı çıktı. Bundan tabii hep kötü çıkıyor çoğunlukla. Olsun, yine de elmasın çıkması bayağı iyi oldu. Elması da 5-700'e kuruyorum. Bakalım gidecek. Burada 200K'ya zenler var. Bunları alabiliyorsak alalım. 300K'ya koyarız. Çünkü ondan sonrası 315K'ya kadar çıkıyor. 4 tane yer varmış. Zaten hepsini de doldurduk. En son gümüş okeyleri kurmuştuk arkadaşlar. Pazarımızı göstereyim şöyle. Pazarımızdakilerin hepsini almışlar. Elmas da vardı bu arada. O da gitmiş. Şöyle göstereyim size. 41M 133K para var. Bunu üstümüze alalım. 42M paramız var. Hatta 900K da var. Neredeyse 43M'imiz olmuş. Şunlar satılmadı ama. Grena'mız var. Bir tane siyah yaprak hançerimiz vardı. Bunlar duruyor. Belki biraz fiyatını indiririz. Bakacağız. Şimdi 98 tane gümüş okey alacağım arkadaşlar arkadaşımızdan. 25'li 25'li 10'dan alıyorum böyle. Hepsini toplayayım geleyim. Okeylerin de hepsini aldım arkadaşlar. Ama bunları ayırması çok uzun sürüyor. Neyse yine de bayağı iyi bir karımız olacak buradan.
Şu anda okeylerin fiyatları artıyordu zaten. Belki 500K'ya kadar da çıkabilir. 500K'dan satarsak bayağı iyi. Pazarı da doldurdum arkadaşlar. 500K'dan koydum tanesini. Bakalım gidecekler mi? Bize de 21 tane daha arttı ama bunları da koymayacağız zaten. Koyamıyoruz, yer yok. Onları da sonra koyarız bunlar satılırsa. Burada bir tane antika grena var arkadaşlar. 3.5'a bunu çekeceğim. Bizde de bir tane vardı. Onları bir üste atalım bakalım. Geçerse güzel. Hadi bakalım inşallah önceki gibi olur. Bu da geçer. Güzel bir karımız olur bu da geçerse. Bastım. Geçmedi bu seferlik. Ve oyun attı direkt. Hemen girelim oyuna. En son grenamız gitmişti arkadaşlar. Şu an 4.5M var pazarımızda. Bunu bir üstüme alayım. Birkaç tane zırh alacağız. Zaten ben burada artı sıfırlarını aldım. Bir tane de artı 2 varmış. Burada 150K'ya artı 6 zırhlar da var. Bunları da bir alalım arkadaşlar. Zaten yarın çöl açılacak. O yüzden örümcek gözleri falan piyasaya çıkacak. Artı 9'a doğru götürmeye çalışacağız bu zırhları yine. Şöyle 20 tane de değerli taş parçası alalım. Biri yandı, ikisi artı 4 oldu. Şöyle artı 5'e beraber deneyelim. Birinci geçti artı 5'e. İkinci geçecek mi? İkinci yandı. Bakalım bu artı 6 olacak mı? Deniyorum ve artı 6 oldu. Güzel. Hemen arkaya alalım onların yanına. Bir tane daha aldım. Bu iki efsunlu bu sefer. Bunu geçirirsek güzel olur aslında. Bakalım nereye kadar gidecek? Yoksa yanacak mı? Artı 2 oldu. Artı 3'e denedim. Geçti. Artı 4'ü denedim. Güzel geçti. Şimdi 5 ile 6 daha zor tabii ki. 5'e denedim. Geçti. Güzel. 6'ya da şöyle başlangıç kitabıyla basalım. 6'ya yandı maalesef. Bir tane daha artı 5'e getirebildim. Bu 500 ipili. Bakalım artı 6 olacak mı? Güzel artı 6 oldu. Arkaya alalım bunu da. 4 tane oldu şu an. Efsunlu olanlardan ayarlamaya çalıştım arkadaşlar. Artı 4, 5 tane şu an elimizde var. Sadece bir tanesinde Efsun yok. Diğerlerinde 500 ip var. Hepsinde galiba. Aynen hepsinde de varmış. Şöyle teker teker artı 5'e deniyoruz bakalım. Birinci yandı. İkinciyi basıyorum. İkinci geçti güzel. Şöyle neyse tamam bunu da basalım direkt. Bunu da bastım bu da geçti güzel. Şu geçsin bu iki efsun bunun geçmesi güzel olur. Bu yandı maalesef. Bakalım bu geçecek mi? Bu geçti tamam 3 tane elimizde var şimdi. Bakalım kaç tane artı 6 olacak. İlki yandı bari bir tane alalım. Yanacak gibi durdu şu an ama bakalım. İkinci geçti güzel. Tamam hemen arkaya tamam aldık. Şöyle direkt bunu da basalım. Bu da yandı. Sadece bir tane alabildik. Kötü geçti bence. Şurada 3 tane var arkadaşlar. Bunları da 200K'dan toplamak istiyorum. 3'ü de artı 6 zaten. Buradan da ork dişi alalım biraz. Tam 50 tane alabildik. Para da bitti zaten. Bu kadarı bize yeter galiba. Gümüş okeyleri de 455'e indirmiştim. Sonunda gitmeye başladılar. Bakalım hepsi satılacak. Biraz satıldı arkadaşlar. Ben de kalanları doldurmaya çalıştım. Şu an elimde sadece 3 tane kalmış. Şu parayı da bir üstümüze alalım. Bugün dönüşüm kitabı da okumamıştım. Bir okuyalım bakalım. Güzel geçti. Kaç olmuş? Hemen bakalım şöyle. Dönüşümümüz 5 olmuş. Güzel. Elimde şimdi 3 tane artı 6 tahta ayakkabı var arkadaşlar. Bir tane de geyik boynuzu yay vardı da onu artı 5'e basarken yaktım. Bunları basabildik artı 6'ya kadar. Bakalım geçecek mi? Güzel. Birinci artı 7 oldu. Bakalım ikinci geçecek mi artı 7'ye. İkinci de oldu. Bayağı iyi. Şöyle bir daha deniyorum. Üçüncü geçecek mi acaba? Üçüncü de oldu. 3'te 3 yapabildik. Bakalım 8'e ne istiyormuş? Çile 2 tane. Bakalım hemen fiyatına. Bize 6 tane lazım. Şuradan 3 tanesini 30K'ya alıyorum. Şurada da 3 tanesi 45K'ya var. Bunlarla basarız. Bakalım kaç tane artı 8 olacak ya da olacak mı? O da var. Şöyle birinciyi bastım. Güzel birinciyi alabildik. Bir tane daha alabilirsek çok iyi olur aslında. Hadi bakalım. Bu yandı. Tamam olabilir. Hadi bakalım sen geçecek misin? Bastım. Bu da yandı. 9'a ne istiyormuş? Siyah üniforma artılı. Madem buraya kadar geldik arkadaşlar. Basacağım ben bunu. Bakalım geçecek mi? Bu da yandı. 3 tane de artı 6 altın bezeli ayakkabımız oldu. Bunlardan sonra daha basmayacağım. Anca zırhlarımızı basarız. Artı basmada pek şanslı değiliz. İkinciyi de basalım. Birinci yandı zaten. İkinci geçti tamam. Üçüncü de bakalım. Üçüncü de geçti. Bunları bir artı 8'e deneyelim. Bakalım geçecek mi artı 8'e biri. Bastım. Birinci yandı. Bu da yanacak büyük ihtimal. Bakalım bu da yandı. Gümüş okeylerimiz de satıldı arkadaşlar galiba. Şöyle bir beraber bakalım. En son benim baktığımda 28M falan vardı. Şöyle beraber bakmış olalım. 43M para olmuş. Bunu da hemen bir üstümüze alalım. 50M geldik mi? 49M olmuş. Şu okeyden de bir tane altın alırsak 50'ye geliriz. Gümüş aldık. Bu da iyidir bence. Şimdi hemen şehre doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle zaten şu an C2'deyiz. C'ye de atacağım. Burada 100 epler 3.5M arkadaşlar neredeyse. Acaba bunlar doğru mu? Bir deneyelim.
Bunlar doğruymuş bir de. Ben bunları alayım arkadaşlar, biraz toplayalım. Bence bunların fiyatı artar, artmazsa bile bu fiyattan daha düşük bir fiyata satamayız bence. O yüzden bütün paramla toplayacağım. Bakalım kaç tane alabileceğiz. Ve şöyle de sonuncuyu alıyoruz. 1400 eplik app kuponu alabilmişiz. Güzel. Şu okey'i de koyalım pazara. Pazar zaten bomboş kaldı. 500K'dan da bunu koyuyorum. Çekilir çekilmez artık. Kalsın öyle. Artı 5'e de bir tane daha zırh getirebildim. Bakalım artı 6 olacak mı? Denedim, bu dayandı. Şimdilik bunları bir pazara kurmayız. Yarın bakım olacak zaten. Bakımdan sonra fiyatlarına bakarız. Ona göre kâr edersek koyarız. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah eplerin fiyatları artar. Yine paramızı 50 eme kadar çıkarabildik ama güzel bir video oldu yani. Güzel bir kâr edebildik. Her ne kadar Doğu Antika Simya'yı efsaneviye atarken bir kere de yaksak. Bir de o gümüş okeyleri açmıştık. Antika elmas çıkmıştı ama antika elmas onların fiyatlarını yine de kurtaramadı. Tabii ki de onun çıkması yine de iyi oldu. Zararı en aza indirdik. Biraz da normal itemlere yönlenmek istiyorum. Belki bir sonraki videoda daha iyi itemler alabilirsek, biraz daha okeylerden uzaklaşabilirsek uzaklaşmaya çalışacağım. Çünkü gitgide okeyler daha fazla oluyor. Pazara da sığmamaya başladılar. Bir de sürekli benim altıma kuruyorlar. Onu da beklemesi biraz sıkıntı oluyor. Belki başka şeyler alırsak daha iyi olur ama tabii yine de okeyleri almaya devam edeceğim. Uygun fiyata buldukça alacağım. Şu sonda da 4 tane korumuz vardı. Onları da bir açalım. Safir, elmas, yeşim çıktı ve sonucundan da yakut çıktı bir tane. Şöyle de göstereyim son durumunu. Pek de bir şey yok zaten. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.